büyük üstad İsmet Özel'in bir sözüyle Türkiye'de Müslümanlar iki seçenek arasında kaldılar diyor. Ya İslam'ın dışında bir hayat veya hayatın dışında bir İslam. Tabii bu şartlar altında bir de ayrıca tabii bu kültürel iktidarı tırnak içerisinde ifade ediyorum bunu. Kültürel iktidarı hasbel kader ellerinde tutanlar da büyük bir üstenci bakışla toplumun geniş kesimlerini ezen, onları bu süreçlerin dışında tutmaya çalışan, o kültürel hayatı çok dar bir alan içerisinde sürdürmeye çalışan bir anlayışla var oldular. Çalışmalarını, faaliyetlerini sürdürdüler. Tabii yavaş yavaş Türkiye'de siyasi hayattaki değişmelerle beraber, eğitim-öğretim hayatındaki değişmelerle beraber, çok uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. Başörtüsüyle üniversitelerde okuyabilmenin yolu daha yeni açıldı. Yani 10 sene gibi bir zaman diliminden bahsediyoruz. Yani onun öncesinde böyle bir dönemden geliyoruz. Yeni yeni iyi okullarda okuyabilen bu milli ve yerli dini hassasiyetlere sahip insanlar ortaya çıkmaya başladı. Yine İsmet Özel'e atıf yapacağım. Türkiye'de yetişmiş insan Türkiye'nin değildir diyor. Türkiye'nin insanı ise yetişmiş değildir diyor. Böyle bir paradoks içerisinde Türkiye'de uzun zamandır devam etti içinde bulunduğumuz toplumsal hayat ve onunla bağlantılı olarak kültürel hayat. Böyle bir ortamda bir kültürel ürünlerin, üretimin ortaya çıkabilmesi mümkün değildi. Yavaş yavaş Türkiye'de bu anlamda Türkiye'nin tabii birçok şey, birçok adımdan bahsedilebilir ama bütün bu süreçleri 20 yıldır yürütülen politikaları ve buna bağlı olarak icraatları ben tek bir kelimeyle ifade etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Esasen normalleşme. Türkiye'nin her alanda, siyaset, toplumsal alanda normalleşmesinden bahsediyoruz. Bu normalleşme yeni yeni gerçekleşmeye, tam anlamıyla gerçekleşmeye başladı. Ve bununla beraber ancak Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanımızın hepsi kendine bir özgüven sağlayabildi, bunu temin edebildi. Bu anlamda bence belki de bu kültür politikalarıyla ilgili rapor belki de tam zamanında açıklanıyor. Bundan sonra inşallah bu alanlara yönelik daha fazla çalışma, bir gayret içerisine girme imkanı bulacağız. Çünkü bunu yapabilecek, bu imkanı bulabilecek bir durum, bir tablo Türkiye'de gerçek manada yoktu bundan önce. Ben tekrar geleceğin Türkiye'si tasavvurunu tebrik ediyorum. Buna yönelik yapılan üretimleri ve bilhassa bugün açıklanacak olan kültür politikalarıyla ilgili raporu, buna emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.